Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Zölüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 15 Eylül 2023'ün ilk videosu sabah 10.30'da planlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. 46.500'e de ulaştık. Öncelikle bunun için teşekkürler. Yeni antrenman tişörtümle geldi 5 yıldızlı. Bunu da sarı gibi tavsiye ederim. Yani forma alamayacak güçteki arkadaşlara tavsiye ederim. Hem 5 yıldız hem de Bayağı kaliteli bir ürün. Hocam boş ver 5 yıldızı. Sen bize 6'dan bahset. Şimdi 6'dan bahsedeceğim. Öncelikle İlhan Parlak profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamış. Sevgili İlhan yolun bahtına açık olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bunu söyleyelim. Emanuel Deniz Adana Demirspor'un transfer listesindeydi. Başakşehir'den yana kullanmış. Daha önce de dediğim gibi bizimle alakası yoktu. Bize de Gelmedi arkadaşlar onu söyleyeyim Kayseri Spor için hani Kayseri yerel basını hala Kayseri Spor'un Fenerbahçe'ye tiyamdan dolayı borcunu ödemediğini yazıyor bilginiz olsun ve hani Ali Koç bize yardımcı olur Ali Koç bir şeyler yapar diye Ali Koç'tan medet beklediklerini yazıyor bilginiz olsun Ali Koç da yani biz ıskacın içerisindeyiz bunun son cezavi var bir şeyler söylediğini yazıyor bu bilginiz olsun arkadaşlar ben bu bilgiyi vereyim. Şimdi aynı şekilde Adana Demirspor Burak Kapacak transferi için Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardı. Kap açıklaması henüz niye yapılmadı ben de bilmiyorum. Yani ben Burak Kapacak gitti diyebilirim kendi adıma. Şimdi gelelim 6 numara transferine. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. 6 numara transferi için ya da diğer transferler için her konuda aynı cümleyi tekrar tekrar kuracağım. Yine de kuracağım arkadaşlar. Öncelikle 6 numara gelmeyecek diyen var mıydı uzun zamandır? Yok. Sadece Yağız Sabuncuoğlu'nun 6 numara için verdiği 9 tane isim var. Görüşmeler netleşti dediği, çok ciddileşti dediği 6 isim var. İmza aşamasında dediği 4 isim var. Bana şimdi tek tek bunlara saydırtmayın. Sadece Yağız Sabuncuoğlu'ndan bahsettim. Diğerlerini bahsetmiyorum. Önce bunu bir bilin. Yani ikincisi kaynağıma sordum. Bak böyle böyle de şimdi okuyacağım maddeler var. Adam hala aynı şeyi söylüyor. Transfer gelebilir diyor. 6 numara için. Bekle 23.59'a kadar bekle diyor. Ben daha önce de söyledim size. Bak ben başkaları gibi omurgasız. Şöyle böyle bir adam değilim. Ben ekmek yediğim kapıya ihanet edecek bir adam değilim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela gol var bizim sponsorumuz. Allah razı olsun kaç kişiyi forma sahibi yaptılar ettiler. Birisi gol var gibi bir site gelse ben sponsor olacağım. Gol varla iptal et dese, ...ilk olarak bu mesajı ayna alıp... ...Golvar'a derim ki... ...bakın bana böyle bir mesaj geldi... ...ne diyorsunuz? Ya ben kimseyi satmam. Kimsenin arkasından iş çevirmem. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum... ...ben yönetime yakın... ...ya da yönetimden kaynaklarından aldığım... ...duyumları size aktarıyorum. Onlar ne diyorsa benim için geçerli olan odur. Koskoca video çektim. Dedim ki bakın benim şahsi fikrim. Bu benim düşüncem. Hatta canlı yayında söyledim. Herkes dinlesin dedim. Bak sakin... Bu benim düşüncem. Benim düşüncem şu. Altı numara gelmeyecek sebebi belli. Crespo gitmedi. 4-5 milyon bekleniyordu. Joshua King gitmedi. 4 dondan bekleniyordu. 8. Şua'ya gitmedi. 12 dondan bekleniyordu. 20. Morelos'u bedava çekecektin. 20'yi basacaktın. Bütün ülkeyi bir orta saha alacaktın. Bu şartlarda dedim olmaz. Ben bu filmi daha önce izledim. Ben bu filmi hani Ben Arfa'da da izledim. Zahavi'de de izledim. Ben bu filmi hep yani çok izledim. Buraya kadar geldim. Bir de olmuyor dedim. Nitekim de olmadı gibi. Ama 23 23.59'a kadar bekle diyorlar. Ben kaynaklarımın verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum. Thiago Alcantara. Şimdi Thiago Alcantara'nın menajeri Jordi Figueras bir Türk kulübüyle görüşme yapmak için İstanbul'da dediler. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Thiago Alcantara bizim listemizde olan bir isim değildi. Ancak denize düşen yılana sarılır misali şartlarını sorduk. Bilginiz olsun. Bakın listemizde değildi. Üyelere direkt bunu söyledim ama şartlarını sorduk. Şimdi Serdar Ali Çelikler, eminim bunun tayfası en çok bunun tayfası konuşacak. Niye biliyor musunuz? de konuşamadılar. Ceko'da bir taraflarına kaçtı dilleri. at işte sustular. de Livakovic geldikten sonra canım bunun aydan ne farkı vardı demeye başladılar. Bunların yani e, mezhepsel özellikleri, bunların nasıl diyeyim mezhepsel demeyeyim şimdi o başka tarafa çeken pislik insanlar var aramızda. Bunların yapısal özellikleri çok bozuk. O yüzden şimdi türeller. Diyor ki Serdar Ali. Fenerbahçe taraftarını iyi oyuncu, iyi kadro konusunda uyardım. Bugün baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 6 numarası İsmail, 10 numarası Şimanski. Peki soruyorum eğer benim dediğim gibi Pogba ve Taliska alınsa bu takım uçardı. Şimdi ayaklasınlar pirincin taşını demiş. Teşekkürler sevgili yönetmenim. Ben de şunu söyleyeyim. Bir, Pogba dopingli çıktı. Pogba bizim elimizde patlasaydı, dopingli çıksaydı, alıp gelseydin sana haş diye girmiş olsaydı bir de adın dopingciye çıkacaktı. Serdar Ali'nin istediği buydu. 2. Galisca'nın sadece yıllık ücreti. 2 yıllık yıllık ücreti. Yani sadece 2 yıllık yıllık ücretinden bahsediyorum. Yani bon servisinden falan bahsetmiyor da tamamen maliyeti Şimanski'nin toplam maliyeti artı yıllık ücretlerinin 2-3 katı. 3. İsmail yetersiz dersin. <laughs> Anlarım. Bak hatta destek de veririm. İsmail Yüksek hep ben söyledim. Hep ben eleştirdim. İsmail Yüksek şu dürtme özelliği yerine basit oynamayı tercih ederse e, Süper Lig'de adından söz ettirir. Bir önlü olur. Kabul. Ama İsmail'i eleştirmek yerine Şimanski'yi çöpleme çalışması. Bu kötü niyettir. Bu tip isimleri takip etmeyin. Bak benim dediğim çıktı demek için bu Allah'a dua bile ediyordur. Aman Şimanski'nin ayağı kırılsın, aman gebersin, ölsün diye dua ediyordur. Öyle yani ben size o kadar söyleyeyim. Bu neyin yine? 9 Eylül 2023. Gürcan Bilgiç. Taraftar transfere bu kadar burnunu sokup iyi giden bir takımda kaos yaratmasın. 6 numara alınmasa da olur. O bölgede İsmail, Crespo, Bartu hatta Mert Hakan oynar. Dün bir arkadaş yazmış hocam sen 6 numarada Mert Hakan oynar dedim beni öldürdün. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten söyleyeceğim. Yani ya hayatınız boyunca hiç mi insani bir değerde e, kimseyle tartışmadınız? Yani her tartışmanızda karşı tarafa çamur mu attınız? Her tartışmanızda karşıya küfür mü ettiniz? Hakaret mi ettiniz? Mert Hakan yandaş 6-8-10 oynar. Bu bu kadar basit. Fred 6-8-10 oynar Fred. Kariyerinde 84 maç 6 numara oynamış bir futbolcu 6 numara oynayabilir diyorum. Bana cevap şu. Fred'e 6 numara oynayabilir diyen futbol cahilidir. Şu cümleyi kurmak. Hani ben beynimi aldırdım demekten aynı şey. Başka hiçbir şey değil. Neyse. Şimdi diyor ki Gürcan bir Salih Özcan isteniyor. Salih Özcan milli takımda İsmail'in yedeği değil mi diyor. Bak bu cümle aslında var ya. Vallahi de billahi de bak bu cümle çok kritik bir cümle. Bak içinde her şeyi barındıran bir cümle. Şimdi diyeceksiniz ki ha Mustafa Hoca yönetimi savunmaya geçti. Videonun tamamını izlemezseniz yani yönetimi savunmaya geçti dersiniz, küfür de etti dersiniz. Dün Gürcan Bey işledik. Az önce bir Fenerbahçe yöneticisiyle konuştum. Konuştuğu kişinin adını da biliyorum. Neyse adında ve soyadında aynı iki tane ünlü harf var. Hem adında aynı ünlü harften var hem soyadında ikinci ünlü harfte var. Az önce bir Fenerbahçe yöneticisiyle konuştum. Taraftarlar ve sosyal medyadaki insanlar 6 numara transferi istiyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz dedim. Yöneticinin bana söylediği şeyi aktarıyorum. Biz anaokulu yönetmiyoruz. Sosyal medyaya göre transfer yapmayız. Alacaksak en iyisini alacağız ya da Ocak ayına kalacak. Şimdi biz 6 numarayı hangi maçlar için istiyoruz? Bir de işin bu boyutu var. Yani biz 6 numarayı ben size bir şey söyleyeyim. Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor maçları için istiyoruz. Yanlışım yoksa bu maçların ikisi evimizde bir tanesi deplasmanda. Yanlış bilmiyorsam yanlış biliyorsam düzeltin. Yani iki tane evimizde bir tane deplasmanda. Yani nispeten bir tane maç için altı numara istiyoruz. Hocam o kadar da değil. Bak sezon gidiyor şöyle böyle. Neyse demek istediğimi videoyu yarıda bırakın anlamayın. Çıkın gidin sonra da deyin ki bak adam diyor ki bir maç için 6 numara bu kadar para verilmez. Ben yönetimi destekliyorum dedi falan diye iftira atarsınız. Şimdi ben şuna kabulüm. İsmail'in istikrarsız performansına bu sezon gitmez. Kabul. Atılıyorum. Bunu gayet siz de iyi biliyorsunuz. Üstüne gidip kondisyon eksiği olan, aklı takımda olmayan, kafası transferde olan, sözleşme yenilemeyip kaçma peşinde olan Crespo ile oynama hakkı Fenerbahçe yönetiminin yok. Açık söyleyeyim. Yani alacağız, yapacağız, edeceğiz denildi. Şimdi sözde yönetici hesapları var. Yani Lake of Tears ve Ayetullah Bey hesapları. Kimse bana martaval, okumasın. Herkes yönetim hesabı olduğunu biliyor. Yani yönetimden aldığını biliyor. Şimdi aynı kişinin açıklamasını okuyacağım. Altın numara transferi yapacağız denildi. Crispo ile sözleşme uzatılır. 6 numara yapılmazsa al başına belayı. Naya Bey hesabının paylaşımı şu şekilde. Son saniyeye kadar birçok parametrede değişkenlik olabilir tabii. Ancak yine de Fenerbahçe için transfer sezonu kapandı diyebilirim. Son durum çok büyük bir sürpriz olmasa budur. Bilginize iyi geceler. Şimdi yönetime yakın kaynak olarak önceki paylaşımlarda neler geçiyordu? Şunlar geçiyordu. işte e, hazır mısınız? Bugün ne kadar güzel bir gün. İşman kadın. Kadın zayıfladı. Kadın diyete başladı. Kadın hacca gitti. Kadın umreye gidiyor falan. Enteresan enteresan şeyler. Bak şunu söyleyeyim. Ne kadar giderek transfer saatinin sonuna gelcektik. Ben bu videoyu çektim sanalda 24 saatin daha az bir süre kalmıştı. 10.30 olarak düşündüğümüz zaman yani yaklaşık buçuk saatlik Bir süre kalmış olacak. Ve şunu söyleyeyim. Her an transfer olabilir. Bunu belirteyim. Yok dediğin oyuncuyu tekrar isteyebilirsin. Mesela kurun iç. Biz yok dedik. Belki bugün kurun içe 8 milyon euro versen kulübü tamam diyecek. Hiç belli olmaz. Bir anda farklı oyuncu çıkabilir önüne. Yani parametreler değişebilir falan filan. Yani 23 59'a kadar beklemekte fayda var. Yani yangın yapılacak yapılmayacak falan filan. Andre Gomez. Ne oldu mesela? Ben aklıma gelmişken söylüyorum yanlış anlamasın kimse beni. Ne oldu mesela? Ya Sabuncuoğlu, Andre Gomez İsmail Kartış yüksek şey İsmail Kartal'a önerildi o da tamam dedi falan diyordu. Ne oldu mesela? Kurun hiç mesela anlaşıldı her konuda tamam diyordu. Kulübüyle vedalaşıyordu. Yani bak Andre Gomez bazı şartlardan dolayı olmadı. Önce bunu bilin. Yani biz istemiyoruz dedik ama yani bazı şartlardan olmadı. Ama şunu söyleyeyim. Karaman'ın koyunu sonuna çıkar. Oyun ihtimali yüksektir. Bak normalde bu beklentiyi kim yükseltir? Galatasaray'ın trolleri yükseltir. Sosyal medyadaki trolleri çok fazla Galatasaray'da. Bunlar beklentiyi yükseltir. Bizim saf sazan kesimde gider. Bunların arkasına takılır. Yönetim istifa derdi. Şimdi normalden bahsediyorum. Şimdi yine yönetim istifa diyorlar. Fakat bu seferki beklentiyi kim oluşturdu? Ali Koç ve ona yakın kişiler. İyi de sen de yaptın. Kardeşim ben malumun ilanını yaptım. Ben gelen duyumu açıkladım. Benim burada duyumunu verdiğim ama sosyal medyaya düşmeyen bir tane isim var mı? Sen kafadan attım bunu. Diyebileceğiniz hiçbir isim yok. Ben burada parti dedim. 3 gün sonra, 4 gün sonra parti konuşuldu. Jorginho dedim. 5 gün sonra Jorginho konuşuldu. Anladınız mı? Guido Rodriguez. Ne dedim size? Menajeri geldi bize önerdi 12'ye veririm dedi. Sosyal medyaya ne diye yansıdı? Ne diye yansıdı? Endi de ne dedim size teklifte bulunduk ama olmadı. Ne yansıdı mı? Yansımadıysa yansımadı deyin ya. Ya Ali Koç ve ona yakın kişiler beklenti yükseldi. Hayır denseydi 8 tane yıldız aldık kardeşim. Durumumuz belli. Maddi durumumuz belli. Alamayabiliriz. Kimse şu an bu kadar ses etmezdi. Ama maalesef beklenti Ali Koç yükseltti. Ben taraftara hak veriyorum. Bak şimdi size komik bir şey söyleyeyim. Aslında bunu anlattım ama dikkatinizden kaçmıştır. Biz 6 numara kovalarken bir taraftan da Crespo ile sözleşme imzalayıp Pendik kiralık deme peşindeydik. Bunu da yaptık. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin ben üyelere de aynı duyum verdim. Size de aynı duyum veriyorum. Normal şartlarda Fenerbahçe 6 numara transferini bugün öğle saatlerinde yapacaktı. Akşama kadar da evrakları yetiştirecekti. Bana gelen bilgi bu şekildeydi. Ancak bu Ayetullah ve Lake of Tears hesaplarının paylaşımları beni şaşırttı. Bak ben size şeffaf süreci anlatayım. Şeffaf. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bak taraftar haklı. Yönetim yanlış yaptı. Niye? Süreç doğru yönetilmedi. Ya al Musrati mesela. Bak al Musrati. Ben detayları vereyim ya. Artık hani kaçıracağımız bir şey yok. Hani ee, bana kızacağınız bir şey de yok. Niye yok? Ben size detayları anlatacağım. Ya, kızacaksanız buyurun ya Yağız Sabuncuoğlu'ndan başlayın. Çünkü 9 tane isim veren kendisi. 6 tane isim netleşti diyen kendisi. Yani 4'üyle çok çok iyi gidiyor. Her an her şey olabilir diyen kendisi. Yani ona başvurabilirsiniz. Şimdi Al Musrati, Uydu Rodriguez, Kurunic, McTominay her şey için beklenildi. Yani Uydu 12'ye düşer dediler. Menajeri düşer dedi. Oyuncuyla gittik anlaştık. Olmadı. Yani takım çok iyi gidiyordu. Taraftar çok iyi gidiyordu. Şu an denge bozulmuş durumda. Hani basıp parayı alsan rüzgarı tamamen arkana alabilirsin. Onu da söyleyeyim. Bak süreci anlatayım size. Yalnız dikkatlice dinleyin. Yönetimden gelen duyumları biz söylüyorum. Andre Gomes'i benim duyumlarıma göre İsmail Kartal istemedi. İsmail Kartal birkaç tane isim verdi. Al Musrati olabilir. Guido Rodriguez olabilir. Parti olabilir. McTominay olabilir. Bir de basında çıkmayan bir isim var. Ya da son anda çıkmış. Son günlerde çıkan bir isim var. 5 kişilik bir liste verdi. Dedi ki bu 5 kişiden birini alın. Ya da kimseyi almayın. Bak İsmail Kartal bu resti çektim. Yönetime söyledi. Bak bunlar farka sebep olabilecek isimler. Bu 5'inden birini alın. Parti olmadı. Sakatlandı. Fenerbahçe şansı diyelim. Al Musrati için kulübü Arkadaşlar 14 Eylül'de bile 20 milyon euro istedi. 15'e kadar düşebileceğini belirtti ama düşmedi. Bilginiz olsun. McTominay kulübüne kiralık teklifinde bulunduk. Bon servisi de verelim dedi. Manchester karıştı. Birçok kişi kadro dışı falan kaldı. McTominay değer evinde. O da ben gitmiyorum Türkiye'ye dedi. Açık söyleyeyim en olabilecek McTominay'di. Guido Rodriguez için 12 milyona veririz diyen kulübüne biz 8 teklif etmiştik. 8'den 8 artı 3'e çıkmıştık. 12'ye kadar yükseldik. Şimdi kulübü 18 peşin verin diyor. Düşünün bak. zor durumda olduğumuzu biliyorlar. Şimdi gelecek oyuncu İsmail Yüksek'ten Crespo'dan önde olacaksa alınır. Önde olmayacaksa boşa para vermenin lüzumu yok. Mario Branco içi önerdi. Menajerler Andre Gomez'i önerdi. Zaman azalıyor. Süre gidiyor. Hani Crespo da açıkçası Pendi'ye gitmek istemiyor. Fenerbahçe'nin eli kolu bu yüzden bağlı. Ama her an her şey olabilir. Şu soruyu sorayım. Diyelim transfer yapmadık. Olmadı. Hani görüldüğü kadar. 6 mi? numarada Miguel Crespo'ya güveniyor musunuz? Yok hocam kesinlikle güvenmiyoruz. Peki kaç gündür? Nasıl kaç gündür? Güvenmiyoruz hocam. Şekerim. Geçen sene bas bas bağırıyordunuz. Zayt Crespo orta sahası kuralım diye. Geçen sene güveniyordunuz. Şimdi Arao'yu ararız diyen arkadaşlar merak ediyorum. Arao'nun hangi vasfını arıyorsunuz? Hangi vasfını? Sert değil, kesici değil, yumuşak bir orta saha. Top dağıtması. Lan Alexander Ciku ön libero'da Arao'dan daha iyi oynar. Siz neden bahsediyorsunuz? Arao'yu arıyorsanız siz zaten cahilsiniz. Siz yönetime laf sokmak için bir şeylerin arkasına sığınan isimlersiniz o zaman. Hadi bir şey olsa da yönetime laf soksak diyenlersiniz. Arao topçu mopçu değil. Ön libero'da ben daha iyi oynarım Arao'dan. Geçiniz Arao'yu. Bak. Alexander Ciko Arao'dan daha iyi top kesici. Daha iyi pas dağıtıcı. Uzun top isabeti çok daha yüksek. Maçı da bırakmıyor. Konsantrasyon kaybı yok. Koy Ciko'yu. Altıya. Daha iş yapar. Ama Ciko stoperde değil. Şimdi. Tolga Ciğerci ismi ortaya atıldı. Arkadaşlar bu isim palavradan falan ortaya atılmadı. Ha? Bilginiz olsun. Mesela son anlarda menajeri falan geliyor diyor ki ya diyor hiç olmazsa Tolga Ciğerci alın Türk rotasyon falan filan diye. İsmail Kartal şunu da düşündü. Yani yabancı sayısı hani bu takımın bir yabancı sayısı var değil mi? Birilerinin gitmesi lazım. Bakınız Fenerbahçe'de şu an itibariyle yani giden gitmeyen hepsini karışık olarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Yabancılar Livakovic 1. Pekao 2, Ciku 3, Luan Perez 4, Omar Fayet 5. Osterwolde 6. Osayi 7. Fred 8. Crespo 9. Zayts 10. Jorginho'yu saymıyorum. A takım şeyinde değil. Chimanski 11. Lincoln 12. Kent 13. Tadic 14. Batshuayi 15. Joshua King 16. Edinceko 17. Lincoln'u çık. Yani sözleşmesini çık Lincoln'u. Kaldı 16. Hadi onlar Fahir'de kiraladın. Kaldı 15. Şu an kim gider? Juan Perez. Yani Joshua King, Luan Perez, Batshuayi, Ceko, Lincoln, Crespo. Yani Lincoln de saymadı. Crespo. Bir düşünün buradan gidecek var. Zaten matematik mantık bize bunu söylüyordu. Anladınız mı? Ama hani şartlar düşünüldüğü zaman da durum malum. Luan Perez gidebilir. Samet Akaydın her an gidebilir diyorlar. Samet Akaydın bir yere gitmiyor. Burak Kapacak bugün gitmesini bekliyorum. Bugün artık gitmesini bekliyorum de gitti diyelim. Burak Kapacak. Umar Fayet de gitti diyelim. Ama Umar Fayet hani gitmesi de genç takımlar idmanlara çıkabilir. Orada oynayabilir. Omar Payet'e çok takılmayın. O gitmese de olur. Ee, son anda sürpriz bir şekilde Joshua King gidebilir. Çünkü teklif var. İdman fotoğraflarına biraz dikkatlice bakın bakalım. Joshua King görebilecek misiniz? Şimdi Volkan Demir'in şu cümlelerini okuyorum. Volkan Demir diyor ki Herkes şunu unutuyor. Ekrana e şunu vereyim. Yabancı kaleci sonrası büyük yatırım yapılan bir oyuncu. Ceko, Tadic, Şimanski, Fred, Bekao, Ciku, Livakovic ve yeni altı mutlaka kulübede olacaktı. Çünkü sağ bekte o Samuel yabancı. 6 numaraya transfer yapılmamasıyla artı 3 Türk pozisyonları da netleşmiş oldu. Sol bek Ferdi. Sağ ön Cengiz İrfan Emre. 6 numarada İsmail Ocak ayına kadar herkes sağlıklı olduğuna ilk 11'in vazgeçilmezi olur diyor. Bak bu gözükürdü. Yanlış anlaşılmasın. 6 numara kesinlikle alınmalıydı bence de. Ancak mevcut durumda roller tamamen belli. Ocak ayına kadar İsmail'i çok dikkatli kullanmak lazım. Elbette kendisinin de hatalarından ders çıkarıp daha iyi olması şart diyor. Abi ben WhatsApp grubundaki arkadaşlara söyledim. Livakovic sürecinde özellikle söyledim. Dedim ki bak Livakovic gelirse Mert Hakan ya da İsmail'i ilk 11'de çokça göreceğiz. Sebebi belli. Ee, sebebi şu. Bak İrfan çok iyi patlama yaptı. Bir şekilde oynayacak İrfan. Bir şekilde. Şu soru bana çok geldi. Hocam Kredi 6 oynatsak. Madem 84 maç oynamış. İrfan'ı 8 Şimanski'yi 10 oynatsak. Daha çok güvenirim diye. İrfan'ın savunma özelliği tırt. Bak orta saha hakimiyetini her maç kaybederiz. Geçen sene biz özellikle Galatasaray maçlarında maçı niye kaybettik biliyor musunuz? Ya salaklığından. Ya salaklığı var. Ama orta sahayı elleriyle teslim etti. Yani o güne kadar orta sahada iki kişinin önüne Galatasaray 3 tane ön libero ile çıktı. Orta sahayı aldı. Uzun top. Savunma arkasına uzun top. Başka hiçbir şey değil. Çünkü Fenerbahçe savunmayı çok önde kurduğu için savunma arkasına uzun top tehlike. Uzun top tehlikeydi. Bugün Fenerbahçe Galatasaray'ın oyuncak olsa orta sahayı Kaçlarlar biliyor musunuz? Yine 3 derler. Niye 3 derler? Anlatayım sebebini. Orta saha hakimiyetini elde edip Fenerbahçe'yi yorup yıpratıp pozisyon hatası vermesini düşünürler. Ama solda Ferdi sağda o sahayı varken savunma arkasına top atmak mantıklı değil. Ya set hücumuyla ya da duran topları kullanarak Fenerbahçe'yi alt etmeye çalışırlar. Bugünkü Fenerbahçe şartları böyle. Şimdi herkes öfkeyle ya da kendi fikrince yönetim istifa ediyor. Ben demiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. 6 numara hamlesi eksik olursa kızıyorum. Sebebi de araba aldık. Mükemmel bir araba aldık. Değişeni yok, boyası yok, her şey orijinal, kilometresi çok düşük. Normal şartlardaki fiyatının yarı fiyatını aldık. Her şey süper ama arabanın lastikler kabak. Kayma ihtimali var, patlama ihtimali var, yolda giderken patinaj çekme ihtimali var. Yani arabada gram hata yok. Mesela Bartu Elmas. Şimdi ben size bir ilk 11 vereyim. Bakın Ali Koç yönetiminin yaptığı transfer. Bu sezonki transferden ilk 11 çıkartıyorum. Şampiyonluğa bu ilk 11 oynar. İyi dinleyin beni. Livakovic kaleci. Sağ beki Mert Müldür. Bekao, Alexander, Ciku, Osterwolde. Sonuçta devre arası aldığında ama bu sezonda sayılır. Yeni oynuyor çünkü. Orta alanda Bartu Elmas, Fred Şimanski. Cengiz sağda, Tadic solda. Ceko Forvet'te, Umut Nair'le Kent'te yedek. Vallahi şahane kadro. Mert Müldür'ü değiştirme imkanım olsa Ferdi'yi koyarım oraya. Artu Elmaz'ı değiştirme imkanım olsa mesela Party, Philips, NDD, Jorginho bunlardan birini koymuş olsan farz edelim partiyi koyduk. Bir Koç, Mert Müldür yerine yani Ferdi dedik. Bir Türk. Cengiz iki Türk. O zaman Ciku'yu çıkarıp Samet Akaydın e koysak. Hocam Ciku çıkmasın. Serdar Aziz Hocam Serdar canlı bomba. Yani her halükarda bir tane Türk oynatman lazım. Hocam o İsmail de canlı bomba. Paşam Mert Akan oynatalım. O da canlı bomba. Çık işin içinden. Ben şunu söylüyorum. Bu arabada gramatağı yok ama Bartu yerine Parti, Philips, Hani Endidi, Jorginho bu tip bir isim alınsaydı lastikler de sıfır olurdu. Goodyear'ın böyle müthiş bir lastiği olmuş olurdu. Ben Ali Koç'un bu sezonki transferlerine son derece memnunum. 6 numara transferinden memnun değilim. Burada dakikalar boyunca geçenlerde bir video çektim. Anlattım sistemimi. Dedim ki sakın ha. bu arada 46.600 olmuşuz. Maşallah. Sakın ha dedim. Sakın ha sakın altıyı almamazlık yapmayın. Sakın ben İsmail'e güveniyorum demeyin. Olmaz. Olmaz. Ha 6 numaradan dolayı insanlar çok doldu. Kabul. 6 numaradan dolayı insanlar çok doldu. Dolduruşa geldim. Kabul. Ama abi bu yani bu şeyi e, mahvetmez. Yani bu geçmişi mahvetmez. Ben şunu söyleyeyim. McTominay için kulübü okeyi vermişti. Yani okeyi vermek üzereydi diyelim. Git McTominay'e fazladan paranı veriyorsun. Hiç şunu veriyorsun, bunu veriyorsun, sen bilirsin. Şimdi ben yönetimden aldığım duyumu söylüyorum arkadaşlar. Thiago Alcantara ile görüşme talep edildi. Sakatlık sorunu var. Bak etmeyin, eylemeyin. Şuraya kadar getirdiniz. Taraftarın gazıyla sakın almayın. Adil Rami çıkar. Bak hiç beklenmedik teklifler olabilir. %90 ihtimalle ben transferin kapandığını düşünüyorum. Fikrim olarak. %10 ihtimalle hadi neyse verelim deyip bir şeyler olabilir. Ama duyum kaynağım diyor ki bekle diyor. Bitmedi diyor. Son çabalarımızı yapıyoruz diyor. Her an her şey olabilir diyor. Abi ben insanlara mahcup olmak istemiyorum. Ben kendi fikrimi de söylüyorum. Duyumu da söylüyorum. Kimseyi de satmak istemiyorum. Kaynağım ne diyorsa o. Yani perdeyi altıya koyma. Mesela Beşiktaş hatırlayın. Gezdal'ın evraklarını motosikletle yetiştirmişti. şey diyemem. Ee, hatırlayın geçenlerde işte lüks bir araba beğendim. Yok bu kadar verilmez falan filan dedi. İşte ben bekledim şöyle böyle falan. Ben şunu da söyleyeyim. Yazdın alamadığın 6 numarayı sana devre arasında verirler mi? Onu da bilemiyorum. Devre arası aldığın 6 numaradan ne geçer onu da bilmiyorum. Hakan Bilal Kutlu Dostlar 6 numara geliyor mu bilmiyorum. Ama Ocak'ta da gelebilir. Belki şu an şayet şimdi olmayacaksa. Yönetim iyi bir 6 numarayı almak için ocağı beklemek durumunda olabilir. Ocak'ta iyi bir numara, iyi bir altı numara olması halinde. Hemen bir umutsuzluk göstermeyelim lütfen. En büyük transfer her zaman her sezon başı tazelenen taraftan enerjisidir diyor. Ben şunu söyleyeyim mi? Bizim bir 6-7 maçlık bir serüvenimiz var. 7 maçlık. 7 de 7 yaparsak biz 7'de 7 yaparken Galatasaray puan kaybederse bunların hepsi unutulur. Allah'a dua edin. 7'de 7 yapalım. Anladınız mı? 7'de 7 yapalım. Başka çaremiz yok ya da bir 6 numara alalım. Ama panik transferi değil, adam akıllı bir şey. Bir arkadaşlar akşam canlı yayın fikrim var. Bu akşam 22'den sonra canlı yayın fikrim var. Bilginiz olsun. Ee... Onu da söyleyeyim. 22'den sonra canlı yayın fikrim var. Orada detaylıca canlı yayında konuşuruz. İçinizi dökebilirsiniz, sıkıntı değil. an yani olması gereken bir alt transferin yapılmasıydı. Hala vakit var. Allah'tan ümit kesilmez. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Destekleriniz için, katkılarınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.